60 ekranında sizlerle buluştuk. Eğleneceğiz. Dans edeceğiz. Terleyeceğiz. Alın teri akıtacağız. Ama size 2 saat boyunca eğlencenin garantisini veriyorum buradan. Ve adıyla müsemma Doğru Adam Erdem Show başladı. Ekran başındaki herkesten alkış bekliyorum. Liberty Su Arıtma Cihazları'nın sunduğu Doğru Adam Erdem Show başlıyor. Herkese merhaba. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Hepinizin sabırsızlıkla beklediği, keyifle izlediği Doğru Adam Erdem Show başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve şimdi sözü çok uzatmadan sunucumuz Doğru Adam Erdem'i sahneye davet ediyorum. Huzurlarınızda Doğru Adam Erdem geliyor. Merhaba. Evet sevgili seyirciler, merakla beklediğiniz, ilgiyle takip ettiğiniz Doğru Adam Erdem Show programının bu haftaki final programıyla sizlerleyiz. Evet, bugün final programımızı yapacağız. Sezon finali yapıyoruz. Artık yaz geldi biliyorsunuz. Mayıs ayına girdik, havalar ısındı. İstanbul dışına falan çıkacağız. Çeşitli işlerimiz var. O bakımdan bu hafta final programında çok ama çok eğleneceğimizi ümit ediyorum. Sizler ekran başında, bizler de burada coşacağız. Değil mi değerli sanatçılarım? Coşacağız değil mi? Şimdi bakın, benim bir mübaşir arkadaşım var. Geçen gün sohbet ettim onunla. Dedim ki ya dedim bu adliyelerde her gün davalar. Dava üstüne dava. Dünya kadar mahkeme salonu, dünya kadar hakim var. Günde kaç dava görülüyor diye sordum da her gün dedi en az 20-25 tane dedi dava görülüyor. Bıktık dedi bu mübaşir kardeşimiz. Katiple de konuştum. Var arkadaşlarımız tabii bu konuyla alakalı işlerle iştigal eden, sohbet ettiğimiz insanlar var. Yani onlar da gerçekten hani uzun saatler çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Kolay gelsin diyoruz. Şimdi bakın. Onu deyince de aklıma ne geldi? Sevgili seyirciler bakın bu adliyelerde neler oluyor neler bitiyor. Ahmet Hıyar adında bir vatandaş. Adından memnun olmadığı için ismini değiştirmek için mahkemeye müracaat etmiş. Neyse duruşma günü hakim sormuş. Senin ismin nedir? Ahmet Hıyar demiş. Hakime demiş ki çok haklısın demiş ismini değiştirmekle. Bundan sonraki isminin ne olmasını istiyorsun diye sorunca adam cevap vermiş. Ya işte gerçekten hıyarmış. Sevgili seyirciler, şimdi bakın bugünkü programda yine oynayacağız, coşacağız. Karı koca kavgaları çok meşhurdur. Her evde değil mi? Yani aile olanlar bilir. Muhakkak karı koca arasında çok kavgalar olur. Biz bunlara şahidiz.
Ama şimdi hani yaz akşamlarında balkon kenarlarında tatile gidenler, deniz kenarlarında oturanlar o yazlık evlerinde ne yapacaklar? Balkon kenarlarında oturacaklar, güzel güzel yemeklerini yiyecekler. İnşallah bütün çiftler iyi geçinsin, boşanmalar olmasın diyoruz. Ama karı koca bir gün otururlarken sabah kahvaltısında kadın eline bir tavayı almış, küt diye kocasının kafasına geçirmiş sevgili seyirciler. Adam neye uğradığını şaşırmış. Demiş ki karısına, deli misin ya? Niye vurdun deyince kadın da hemen cevap vermiş. Geçen gün demiş çamaşır makinesine demiş senin pantolonunu atarken cebinden demiş bir sen yazılı bir kağıt çıktı deyince adam aman hayatım aşkım bir tanem prensesim hemen de demiş yanlış anlıyorsun. O bir sen demiş geçen gün bahis oynadığımız atın adı. Ay demiş canım kusura bakma çok mu acıdı bir şey oldu mu diye sormuş. Neyse öpüşmüşler barışmışlar. 2-3 gün sonra bu sefer akşam yemeğinde otururlarken kadın eline daha büyük bir tavayı almış. Kocasının kafasına küt diye vurmuş adam böyle. Sendelemiş, baygınlık geçirecek, üstüne üstlük sen bir de gel, 3 sürahide su dök adamın kafasından aşağıya. Neyse yarım saat sonra adam ancak toparlamış. Karısına demiş ki, niye vurdun? Bugün seni at aradı demiş. Evet, görüyorsun. Evet. Hanımların gözünden hiçbir şey kaçmaz, aman dikkat etmek lazım. Öyle değil mi Melek? Dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bakın, bu arada sen bir SMS'den anons et, nereye gönderecek de onu unutmayalım. Evet. Cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümünden TV 60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 3969'a gönderebilirsiniz. Evet. Şimdi değerli seyirciler, nevbet neye geldi nevbet? İlk sanatçımıza geldi. O güzel fiziğiyle fantazi ve Türk sanat musikisini icra edişindeki o muhteşemlikle kitlesi tarafından hep alkışlanan bir hanımefendi sanatçımız gelecek. Hangi şarkısı gelecek hiç sormadım. Ben de merakla bekliyorum. Hazır mısınız? İşte hanımefendi sanatçımızı davet ediyorum. Alkışlarınızla Yasemin Elmas geliyor efendim. Çektim hasreti kadar çok bile dayandım bugüne kadar. Bu aşkın sonu ölene kadar bırakmam peşini. Ya sen benimsin bu aşkın sonu yok. Ölene kadar bırakmam peşini. Eğer sen benimsin. Koptum bu gece gece gece. Tutmayın beni. Elim korkutmuyor seven kalbimi. Koptum bu gece gece gece. Tutmayın beni. Korkutmuyor seven kalbimi. Gidişinle her gün bunalımdayım. Kaybettim aklımı isyanlardayım. Sürgünüm yine ben firarlardayım. Tutukluyum sende eğer sen benimsin. Sürgünüm yine ben firarlardayım. Tutukluyum sende eğer sen benimsin. Koptum bu gece gece gece. Tutmayın beni. Elim korkutmuyor seven kalbimi.
gece gece tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor seven kalbimi, seven kalbimi, seven kalbimi. Çok teşekkür ederim efendim. Yasemin Hanım. Ben biraz böyle Ebru Gündeşvari bir ses yakaladım bu sonda. Doğrudur. Doğrudur değil mi? Doğrudur. Sizden bir şey rica edeceğim. Evet. Şimdi bugün final programımız. Kanal 60 ekranında final programını gerçekleştiriyoruz. O açıdan hani bugün unutulmaz olsun, güzel olsun istiyoruz. İnşallah. Doğru Adam Erdem bugün Türkiye'de birçok sevenleri olan, aslında reklamcı bir kimliğimiz ama yıllar öncesinden gelen televizyonculuk tabii ki bir kimimiz de. Bugün bu final programında unutulmazlara imza atmak istiyorum. O açıdan beni kırmaz da bir Ebru Gündeş şarkısını böyle akapella söyleyin diye rica etsem. Aklınıza bir küt küt diye soru verdim ama gelen bir şey var mı? Unutulmazlara imza atalım şu anda bu canlı yayında. Bir söyleseniz. Olur. Buyurun. Üstadım, söylerim kalbime. Gönlümün efendisi. Gönlümün efendisi. Söndürün kalbimi, gidiyor gönlümün efendisi. Durdurun onsuz, alamam artık. Yaktın gururumu uzaktan uzağa. Dayanamam hiç kimseye, yar olamam artık. Söndürün kalbimi, gidiyor gönlümün efendisi. Durdurun onsuz, alamam artık. Yaktın gururumu uzaktan uzağa. Dayanamam hiç kimseye, söndürün kalbimi, gidiyor gönlümün efendisi.
efendim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben coştum. Bir şey rica edeceğim. Bana şöyle bir dakikalık romantik bir şey çalar mısın? Tabii. Kaptırdım, biz kısa kestik. Sevgili seyirciler, gerçekten Yasemin Hanım'la dansa doyum yok. Sesine doyum yok. Çok harikasınız. Çok teşekkür ederim. Sizi biraz yoracağız bu final programında ama isterseniz ayakta kalmayın. Şöyle buyurun oturun, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Sağ olun. Şimdi değerli seyirciler, Doğru Adam Erdem Show'da, bu keyifli show'da şimdi bir başka yorumcumuza sıra geldi. Hem de koçlar gibi gelecek şimdi buraya. Koçlar gibi gelecek. Ve bize bakalım hangi eseri seslendirecek. Bakın hem solist aynı zamanda da bakın burada bir kopuz var. Görüyor musunuz? Kopuz. Kopuzunu da tıngırdatacak bize. O da çok keyifli bir bakalım bize neler söyleyecek sanatçımız. Hep birlikte şahit olacağız. Hazırsanız yıllar yıllar geçmesine rağmen bu piyasada dimdik ayakta durmayı başarmış bir ismi çağırıyorum. Ali Koç geliyor. Koçlar gibi. İlyas Koç geliyor. Koçlar gibi. Buyurun efendim. Ellerini çekip benden yarın bugün giden oldu. Ellerini çekip benden yarın bugün giden oldu. Hem sever hem sevirdik, bu ayrılık neden oldu? Hem sever hem sevilirdi, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Nereden oldu? Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu. Beden oldu. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu. Beden oldu.
şebab oldu, gül bahçemde hezan oldu. Yandı yürek kebap oldu, gül bahçemde hezan oldu. Belki senden ayrılmazdım, ayrılık neden oldu? Belki senden ayrılmazdım, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellerime. Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellerime. Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellerime. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu. Beden oldu. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil, beden oldu, beden oldu. Teşekkürler efendim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Program güzel, çok güzel. Bir şey değil. Sahnemiz güzel. Bir şey değil, Sayın Liberty. Sizin kişiliğiniz güzel. Teşekkür ederim. Liberty su güzel. Alacağız, şimdi onunla da konuşacağız onunla da. Evet. Bayağı bugünkü programımızda ona da yer vereceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Sayın İlyas Koç, evet. Gerçekten uzun yıllardır bu piyasadasınız. Teşekkür onu bir kere söyleyeyim. Olun, çok seveniniz sizin de var. Şimdi ben sizin sesinizde de Müslüm Gürses benzeri tınılar yakaladım sizin seste de. 25 senedir beraber çalıştık. Çalıştınız. Allah rahmet eylesin. Azer birbirine. Bağlama çaldım kasetlerine. Vokalistlik yaptım. Yönetmenlik yaptık. Ya. İkisi de erken ayrıldı. Mekanları evet. Cennet olsun. Cennet olsun. Hala ekmeklerini yiyoruz ikisinin de. O zaman halen ekmeklerini yiyorsanız bir minnet borcunuz var tabii ki. Var tabii ki. Onların sevenleri de şu anda Liberty su arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show için ekranlara kilitlenmiş bir vaziyette. Evet. Madem bizi seyrediyorlar, o kitleyi kırmamak için ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Anlıyorum. Şöyle Müslüm Gürses'ten bir şarkıda Müslüm severler için bir gönderseniz nasıl olur? İyi olur değil mi? Haydi bakalım. Mikrofonumuz açıkmadı. Açıktır. Haydi bakalım Müslüm. Müslümcüler, hadi bakalım Müslümcüler. Şunu yapalım, şunu alayım. Buyurun. Buyurun. Canım dediklerim yapalım. Dolar. Tamam. Tamam. Fazla bir dolar ben gelirim. Ben gelirim. Evet, Müslüm Baba'yı şöyle rahmetle analım. Mekanı cennet olsun diyoruz. Onun çok sevdiği güzel bir parça yapalım. Canım dediklerim, canımı aldılar diyelim. Şöyle eskilere gidelim ya. Dede döktürüyorsun gene dede. Canım dediklerim canım aldı. Gönül sarayımı yıkıp gittiler. Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı.
beni doğduğuma, beni sevdiğime pişman ettiler. Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı, beni ölenlerden beter ettiler. Haykırsam dünyaya ettiklerini, yine anlatamam çektiklerimi. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi, beni ölenlerle beter ettiler, beni sevdiğime beter etsinler. Evet, yine canlı canlı çok güzel şeyler okuyacağız bugün. Oynamaları falan. Teşekkür ederiz. Bana yerdiniz mikrofonu. Canım dediklerim. Canım dediklerim. Sen ateşlerken ben de sen ateşlerim. Sonra ne diyordun? Canım dediklerim. Sonra nasıl geliyordu? Canımı aldılar. Canımı aldılar. Gönül sarayımı yıktılar. Gönül sarayımı yıktılar. Sırada bir daha sanatçımız var, bizi bekliyor, buna sıra geldi. Evet. Buyurun. Şimdi Sayın İlyas Bey, sen diyen alalım. Tamam. Coşuyoruz. Şimdi değerli seyirciler, Doğru Adam Erdem Show programı için ta bir telefon açtım Ankara'ya. Ankara'dan İstanbul'a beni kırmayıp gelen yine yılların sanatçısı bir ismi şimdi sizlere anons edeceğim. Yepyeni bir albüm çıkarttı. Tıpkı geçen haftaki programda İcral Demir'in söylemiş olduğu yeni albümden ilk şarkı nasıl bize seslendirdiyse, şimdi bu sanatçımız da, adını söylemeyeyim, biraz anons etmek istiyorum, merak edin. Albümü çıktı, birkaç ay geçti ama sabırsızlıkla tuttuk, beklettik, rica ettik. İlk defa Doğru Adam Erdem Show'da şimdi yeni albümünden arkadaşa bir söyleyelim, cep telefonunu kapatıversin. Cep telefonuyla konuşmuyor burada. Her an her şey olabiliyor. Doğru Adam Erdem Show'da. Albümü çıktı, birkaç ay geçti ama rica ettik. Dedik ki söyleme şarkılarını bize sakla, bizim programımıza dedik. Kabul etti. Çok teşekkür ediyorum. Ve ilk defa yepyeni şarkılarıyla yine yılların yorumcusu, sanatçısı. Kimi anons ediyorum, kimi çağırıyorum? Alkışlar hazır mı? Evet, huzurlarınızda Çakır Engin geliyor efendim. Yalan olmuş insan kelebek misali, kelden
yerine konan olmuş. Kime güvensek bilemem. Güvenecek, güvenecek dost. Dost kalmamış yalan dünya. Güvenecek dost. Dost kalmamış yalan dünya. Dost kalmamış. Dost kalmamış. Engin der ki ne olacak? Engin der ki ne olacak? Alem bir yalancı olmuş. Alem bir yalancı olmuş. Alem bir yalancı olmuş. Sanki bir gideni sokmuş, geleni gideni sokmuş. Kime güvensek bilemem, güvenecek dost kalmamış, güvenecek dost kalmamış. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sevgili Çakırengin, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Ben dedim ki biraz önce ilk defa dedim yeni albümünden ilk şarkıları, eserleri doğrudan Erdem Show'da seslendirecek dedim. Doğru mu söyledim? Evet. İlk dedin mi? Aynen ilk. Hani ne diyorlar? Premier diyorlar buna. Yes. İlk gala. Yes. Gala, evet. Yes, of course. Okay. It is a pencil, isn't yes, it? Yes, okay, tamam. Şimdi bu albüm how are you? Hocam... 15 Temmuz'a denk geldi bu iş. Tam o zamanı. 10 tane eser hepsi bana ait. Sözümüz bana ait. 600 aşkın eserimiz var. Maşallah 600 aşkın. İkinci albüme de başlayacağız inşallah. Şimdi 10 tanesini yaptık. Albüm çıktı. 15 Temmuz denk geldi. Ondan sonra ben aradım. Ondan sonra beklettim. Sizi beklettim. Beklettim sizi. Maalesef bugüne nasip oldu. Nasip oldu ama iyi oldu. Sesimize gitti tabii ki. Kaç albüm var şu ana kadar toplam? 600 tane beste 600 tane var. Albüm kaçıncı oldu? İlk albüm bu. Ha, ilk albüm çıktı. Şimdi bu ilk albümden önce amatör çalışmalar olduğunu biliyorum ben. Oldu. Onları sahnelerimiz var. Tabii, onları saymıyoruz ama profesyonel anlamda ilk albüm çıktı. Canım Babam mesela. Evet. Onda güzel bir eser. Babam. Onu söyleyeceğiz. Okuyacağız, az sonra okuyacağız onu. Ankara'dan kalkıp geldiniz. Doğru. Evet, doğru. Doğrudur. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizi de şöyle yerinize alayım. Şimdi. Evrim gel. Sen burada yanında duruyorsun. Gel bir şey söyleyeceğim. Şimdi sevgili seyirciler, gel kaçma, gel. İki dakika içinde o iki kelimeyi kesin söylemeyeceksin. Şimdi sevgili seyirciler, sevgili radyodan transfer ettiğimiz Evrim kardeşimizin geçtiğimiz aylarda cep telefonunu konuşurken hem de iyi bir marka, pahalı model cep telefonunu tık diye çekip almışlar. Doğru mudur? Doğru. Evet. Böyle konuşuyordun, çekip aldılar. Evet. Ve böyle bir şey ilk defa rast geldi. Kesin. Dünyada yani örneği yoktur bunun. Doğru mu? Gitti telefon, evet, gitti. Ve bulunamadı. Bulunamadı. Şimdi bakın bunu ben... Neden söyledim? Seninle biz bunun çok konuşmasını yaptık. Bunun konuşmasını yaparken benim aklıma bir şey geldi. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Dünyanın en hırsız erkeğiyle en hırsız kadını Türkiye'ye tatile gelmişler. Haberleri seyretmişler. Sağa sola bakmışlar. Sürekli bu olaylar, hırsızlıklar almış başını gitmiş. Orada bir hırsızlık haberi, televizyonda bir hırsızlık haberi. Demişler ki ya bu ülke tam bize göre. Biz burada evlenelim. Çoluğa çocuğa karışalım. Bundan sonra burada yaşayalım demişler. Dünyanın en hırsız kadınıyla erkeği. Neyse evlenmişler Türkiye'de. Sonra hani zaman içinde demişler bir tane çocuğumuz olsun da hani tam bir aile olarak yaşayalım burada. Değerli seyirciler, dünyanın en hırsız kadınıyla en hırsız erkeği evlendikten sonra eşi hamile kalmış ve çocuğunu doğurmuş. Fakat çocuğun eli böyle doğmuş. Bir türlü açılmıyor. El hep böyle. Beklemişler açılsın diye açılmıyor bir türlü. En sonunda doktorlardan, şunlardan, bunlardan rica etmişler. Bu el açılsın diye. Yani çekiyorlar, çekiyorlar, el açılmıyor. Eyvah demişler. Ne olacak acaba? Yani bir durum mu var, bir sıkıntı mı var, bir sakatlık mı var? Neyse tıptan yardım alarak bebeğin elini şöyle bir açmışlar. Ne görsünler? Ebenin yüzü. Görüyor musun? Kız. Dünyanın en hırsız kadınıyla en hırsız erkeğinin bebeği böyle oluyor işte.
Evet, şimdi buradan aklıma geldi. Yani bu telefon olayından hiç görülmüş bir şey değil. Nasıl alıyorlar, kaçıyorlar? Yani bir söyleyecek misin? Bunlar sadece bu benim başıma gelen talihsiz bir olaydı tabii ki. Ama sadece ben değildimdir muhtemelen. Çünkü çevremde bu tür şeyleri duyuyorum ve çok üzülüyorum. Çünkü burası yani benim ülkemde olması beni daha çok üzüyor. Yani sen konuşurken çek al zaten Türkiye'ye özel. Aynen. Başka yerde rastlanmaz. Anlatmış olduk, dile getirmiş olduk. Dikkat etmek lazım. Çünkü dünyanın en hırsız kadınıyla en hırsız erkeği zaten ülkemizdeyse madem yani. Bu durumdan sonra çok daha dikkat etmek gerekiyor. Senin yerine alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Recep ne yaptı az önce? Bizim okçuyu öyle bir güzel çekti ki sen onu öyle göster. İşte o da cep telefonunun hayranları arar işte onu da böyle. O konuşur ondan sonra. Evet. Şimdi değerli seyirciler, fiyatıyla ve kalitesiyle Türk halkının aslında herkes, Türk halkının hepsinde, her hanede muhakkak olması gerektiğine benim şahsen inandığım Libertus arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show'da şimdi ne yapacağım? Libertus arıtma cihazlarını onun önderliğinde Türkiye'de ve Kanal 60'da seyirciyle buluşmasını sağlayan değerli iş adamı, ürünün sahibi Davut Güvercin Beyefendi'ye de ben alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. Merhaba, nasılsın? Erdoğan? Şimdi seni bir yanıma almak istiyorum. Bu şöyle final programımızdayız. Bu mikrofon gelsin. Final programımızdayız. Bugün ben sizinle sohbet edeceğim. Çünkü su hayattır diyoruz. Önemli. Çeşmelerden çok kötü sular akıyor. Siz bu işe nasıl girdiniz? Bu hizmete nasıl başladınız? Ben sizle bunu da konuşacağım. Ama suyla ilgili, yerinize oturmadan önce suyla ilgili söylemek istediğiniz önemli bir şey var mı? Şu anda halk kitlenmiş bizi seyrederken. Bir şey söylemek ister misiniz suyla alakalı? Şimdi suyla ilgili şunu söyleyeyim. İnsanlar kesinlikle aç yaşayabilir ama susuz yaşayamaz. Evet. Şimdi günümüzde içtiğimiz çeşme suları çok kirli. Nereden geldiği belli değil. Boruların içerisinde, çok eski borular içerisine geliyor. Hep eski borular, metal borular, demir borular. Biz bu içme sularını test ederken görüyoruz ve halkımıza da bunu ama canlı yayında ama bizim personellerimiz evlerine giderek bunu gösteriyorlar. Biz bu hizmeti, bu suların pis olmasını görünce biz bu sektöre atıldık. Gerçek anlamda insanların sağlığını düşünerek kullandığımız ürünlerin ham maddeleri olsun, filtreleri olsun, membranları olsun, tatlandırıcısı olsun. Biz dedik ki biz bu işi yapacağız. İlk önce ciddi anlamda çocuklarımıza içireceğiz. Kendimiz içeceğiz. Personellerimize içireceğiz. Sonra da bunu satacağız. Dediniz. Halkımıza vereceğiz. Halkımıza verirken de halkımızdan aldığımız parayla vicdane rahat yaşayacağız. Başımızı yastığımıza koyduğumuzda rahat uyuyacağız. Rahat uyuyacağız ki bizim sağlığımız ne kadar önemliyse, çocuğun larımızın sağlığı ne kadar önemliyse Türkiye'de herkesin çocuğu bizim çocuğumuzdan daha üstün, onların sağlığı bizim çocuklarımız sağlığı gibidir. Bravo, alkışlıyorum ben bunu. Yani bu düşüncelerle yola çıkarak böyle bir hizmete imza attınız. Şimdi özellikle büyük metropollerde, Türkiye'nin her yerinde kirli su problemi var ama büyük metropollerde ne yaparlarsa yapsınlar su hiçbir zaman iyi akmıyor. Zehir gibi akıyor, zıkkım gibi yani, içilecek gibi değil. Her şey var, ne ararsanız var içinde. Onun için hani ben zaten kimse evdeki çeşmelerden su içmiyor. Herkes para verip alıyor. Siz işte böyle bir dönemde özellikle büyük metropollerde çeşmeden ne diyor belli olmayan suların aktığı büyük metropollerde yaşayanlar için büyük bir hizmet takdim ediyorsunuz. Bir hizmete şimdi imza attınız. Mi? Allah nasip ederse yani biz gün geçtikçe daha çok kaliteye önem veriyoruz. Yani biz öyle bir filtreleri kullanacağız ki öyle bir membran kullanacağız ki İnanın piyasada satılan hiçbir su arıtmacı bunu kullanamayacak. Çünkü neden? Biz sağlığı en önde tuttuğumuz için az kazanalım, öz kazanalım. Bizim halkımız bize dua etsin. Tamam. Şimdi zaten biraz sonra büyük bir kampanyaya imza atacağız. Ve bu kampanyada zaten bunların hepsini konuşacağız Davut Bey. Daha da sohbet edeceğiz. Soracaklarım var. Mutlaka senin selam göndereceklerin de vardır. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Bugün final programımızı gerçekleştiriyoruz. Ama bizim programımıza sponsor olduğun için sana da teşekkürlerimi burada canlı yayında herkesin önünde sunuyorum. Tekrar teşekkür ederim. Şöyle bir yerine gelirsen. Kaç dakikamız var? Reklama. Türkü reklam. Türkü reklam. Canlı reklama gireceğiz değil mi?
Ha diğer reklam kuşak tamam. O zaman şimdi sevgili seyirciler. Konuştuk. Davut Bey'le sohbetimizi gerçekleştirdik. Daha önceki programlarda bu şekilde sohbet etmemiştik ama final programında özellikle onu daha yakından tanımanız için bu sohbetimizi yaptık. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Yasemin Hanım nasılsınız? Çok oturdunuz değil mi siz orada? Keyif iyi geldi ama ben sizi bir ayağa kaldırmak istiyorum. Buyurun siz gelin. Şimdi reklama geçmeden önce şöyle Yasemin Hanım'dan güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yine bir o güzel hoş sesinden hani yine neredesiniz Ebru Gündeş'i anacağız. Çünkü o her dinlediğimizde onu hatırlatıyorsunuz bize. O da zaten bu arada piyasada pek yok. Görünmüyor. Onun için siz varsınız bundan sonra. Bize güzel acaba hangi şarkı canlı mı söyleyeceksiniz? Nasıl olacak? Canlı. Canlı söyleyeceksiniz. Şimdi sizin o güzel eserinizle herkes bir efsunlansın. Ondan sonra zaten reklama geçeceğiz. Buyurun. Kızıl mavi var mı hocam? Kızıl sana
aşkın adında ibadet. Ben seni çılgın gibi uykumda bile sevdim. Gelecek bizim olsun, gerisi Allah kerim. Alev 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 alev, yandığımı biliyorsun. Bir tesel istemedim, istemem de biliyorsun. Her yeni gün yeni umut, yeni güne gibi doğsun. O her gün doğar ama ben bir kere biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Yasemin Hanım, ben çok teşekkür ederim. Çok mersin. Gerçekten çok güzel içten okuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben kendimi sizin yanınızda bu işlerin nevcivanı olarak, ama hani biraz bu rahmetli Halil Karaduman vardı, ben çok severim. Evet, programda yıllar önce konuk etmiştim kendisine. Bana demişti ki Bülent Ersoy'dan daha iyi Osmanlıca konuşuyorsun. Halen daha kaydını saklarım. O zaman ne diyelim? Payan olarak nakami, her ne kadar merakım olsa da, şarkıcılık mesleği yapmasam da, ama sizin gibi değerli insanların, sanatçı lakabına layık insanların bu güzel seslerini, eserlerini dinlediğim zaman benim de söyleyesim geliyor. Alıyorum mikrofonu. Yalan oldu yalan, sensizlik bana haram. Eğer girmezsek reklamlara, para kazanamayız para. O zaman ne diyoruz? Doğru Adam Erdem Show reklamlardan sonra devam edecek, ayrılmayın. Liberty Su Arıtma Cihazları'nın sunduğu Doğru Adam Erdem Show devam edecek. Su arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show devam ediyor. Değerli seyirciler, Kanal 60 ekranında Doğru Adam Erdem Show reklam kuşağının ardından tüm hızıyla ve konuklarıyla devam ediyor. Final programımızda Eğlence Tam Gaz. Sizlerle duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Yeri geldiğinde esprilerimizi yapıyoruz ve programın adına layık olması adına elimizden gelen çabayı tamamıyla sergiliyoruz. Şimdi bakın sevgili seyirciler, burada hep biz bizeyiz. Hayatta insanlar niye yaşarlar? Para kazanmak için yaşarlar, sevmek için, aşık olmak, ailelerine, aileye, çoluk çocuğa karışmak için. Bizim hayatın zaten tek prensip ve gayesi budur. İnsanlar aşk için yaşarlar. Başka bir şey var mı? Para pul sonra gelir. Onun için bak ne diyorum. Bakın çok önemli. Kulağınıza küpe olsun. Ben buna çok inanıyorum. Yükselmek için birilerini ezmediğinizde, gülmek için başkalarını ağlatmadığınızda huzurunuz gerçekten yerinde olur. Bakın bu çok önemli. Ama birilerine
size ihanet edecek kadar, bakın ihanet edecek kadar değer verdiğinizde ve bakın çok önemli, birine size ihanet edecek kadar değer verdiğinizde o zaman ne olur? Huzurunuz kaçabilir sevgili seyirciler. Onun için herkese hak ettiği değeri vermek lazım. Hak ettiği değeri verirseniz insanlara, o zaman hem yaşantınız daha keyifli, daha kaliteli olur ve hayatın, yaşamanın prensibi olan aşkı da, sevgiyi de doyasıya yaşarsınız ama gereken kişiye gerekli değeri verirseniz. Bunun için ne yapacaksınız? Beyin süzgecinden geçireceksiniz. Bu insana değer vermek gerekir. Bu insanı sevmek gerekir. İşte bütün bunları başarırsanız, yani değmeyecek birine gereğinden fazla değer verirseniz hep huzurunuz kaçar. Bunu da şuna bağlayacağım. Ederinden fazla değer soytarıyı kral eder, kral. Onun için soytarıyı kral etmeyeceksiniz. Herkese ederi kadar değer vereceksiniz. Bu benim hayat prensibim. Doğru mudur? Şimdi bu sözün üzerine düşüneceğiz sevgili seyirciler. Ve hareketli, güzel bir eser. Şimdi canlı kanlı sanatçımızdan, solistimizden, konuğumuzdan bir dinleyelim. Yine keyfimiz yerine gelsin. Ondan sonra Doğru Adam Erdem Show'da bakın daha final programında neler olacak, neler, neler olacak, neler. Merak ediyorsunuz değil mi? Sakın bu ekrandan ayrılmayın. Bakın ben geri gidiyorum. Evet, değerli konuğum İlyas Koç. Sendeyiz. Bakalım ne gelecek? Tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu? Yarinen soğuk ve çeşme doyulur mu doyulur mu? Doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı? Canana kıyarlar akın kolup sayılır mı? Doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı? Canana kıyarlar hakkın kulu sayılır mı? Haydi hep beraber. Hem saza hem söze yarın ettikleri naz. Aşk ile çalan saza doyulur mu doyulur mu? Doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Hey 15'li Tokat yollarda açlı. Hey 15'li 15'li Tokat yollarda açlı. 15'ler geliyor kızların gözü yaşlı. Aslan yarim senin adı hediye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye.
Aman olur kaynadırlar. Yavrum olur kaynadırlar. Senin de yayladırlar. Anam senin de yayladırlar. Bizde adet böyledir. Yavrum bizde adet böyledir. Güzeli oynadırlar. Anam çirkini söyledirler. Hüdayda da tokatlım Hüdayda. Hüdayda da Trakyalım Hüdayda. Hüdayda da Samsunlum Hüdayda. 500 altın yedim bir ayda ayda. Evet. Aynen öyle. Ne yapacağım? Bir şeyler mi var? Yok. Sırada gelecek. Sırada. Sevgili seyirciler, ben bu güzel eseri dinlediğim zaman biraz mukadderiyata daldım. Maneviyat aklıma geldi. Mukabelelere giden değerli kardeşim de burada. O da bizi seyrediyor. Aşk üzerine konuştuk. Sevgi üzerine konuştuk ki aşk sevgi çok önemli. Karı kocaların birbirlerini sevmeleri çok önemli. Bakın ne sevgiler var karı kocalar arasında. Ne sevgiler. Duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız. Değerli seyirciler, kadının bir tanesi rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Camide cenaze namazını kıldırmışlar. Cemaat tabutu sırtlamış. Tam camiden çıkacakken tabut caminin kapısına küt diye vurmuş. Vurmasıyla birlikte tabutun içinden bir inilti sesleri gelmeye başlamış. Allah Allah demişler. Tabutu bir açmışlar ki kadın yaşıyor. Ölmemiş. Sen görüyor musun bak neler oluyor? Neyse kadını almışlar sevgili seyirciler. Hastaneye götürmüşler. Tedavisi yapılmış. Kadın 10 yıl daha yaşamış o tedaviden sonra. 10 sene sonra yine ölmüş. Bu sefer ölmüş. Neyse. Yine aynı camide öldüğüne emin herkes 10 sene sonra. Demişler ki aynı camide cenaze namazını kılacağız. Şans ya, tesadüf ya. Neyse cenaze namazı kılınmış. Cemaat yine tabutu sırtlamış. Tam caminin kapısından çıkacaklarken kadının kocası koşarak caminin kapısına gelmiş. Ve cemaate aman gözünüzü seveyim kapıya dikkat edin demiş. Evet. O nasıl seviyor? Nasıl seviyor eşini? Karısını nasıl seviyor? Garantiye alıyor yani kendini. Kesin ölmüş ama yine de garantiye alıyor kendini. Şimdi sevgili seyirciler, bütün sevenlere, aşıklara saygıyla, riyasız, yalansız, safihane duygularla gerçekten birbirini seven tüm sevenlerin önünde eğiliyorum saygıyla. Allah sevginizi arttırsın. Aşkınızı daim etsin. Gönlünüz neyin özlemine doluysa inşallah yarınlar size onu getirsin efendim. Bunu söylemek istiyorum ve şimdi ne yapalım? Bu kadar konuşmanın üzerine ben şimdi Çakır Engin'e geçmeden önce Ebru Gündek, ay pardon, Yasemin Hanım'ı bir davet etmek istiyorum. Şöyle bir gelsin. Ondan sonra Çakır Engin'e geçeceğiz. Bir şarkı gelecek. Bütün babalarla alakalı. Babalarla alakalı. Onu da merak edin. Şimdi Yasemin Hanım, ben size gerçekten doyamıyorum. Çok güzel söylüyorsunuz. Final programımızda sizi burada mihman etmekten büyük saygı ve memnuniyet duyuyorum. Saygılarım namütenaydır size. O kadar konuştum ki şimdi sizden bu övgülerin üzerine gerçekten müthiş bir şarkı bekliyoruz ama böyle duygulara, kalplere, gönüllere hitap etsin. Sevenler ekran başında el ele tutuşurken birbirlerini yanaklarından da öpsünler bu şarkıyı dinlerken. Ne gelir bununla alakalı? Hocam. Evet hocam. Önce söylediğim parçayı alalım. Evet.
kederimden ölüyorum. Kederimden el içine çıkmaya yüzüm kalmadı. Aşk hep sevgi, doğru musunuz? Aynen. Hep zaten her şey, şarkılar, türküler hep aşk üzerine, evet. Sevgi üzerine. Evet. Kuşa yazılıyor, çiçeğe yazılıyor, böceğe yazılıyor ama yine aşkı anlatıyor. Evet. Mesela ben çok sevdiğim bir şarkı vardır. Ben bunu çocukluğumda çok söylerdim. Özellikle tuvalette, banyoda yaparken, duş yaparken söylerdim. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak. Bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek. Bir sevgi istiyorum, halimi anlayacak, derdime katlanacak, benimle ağlayacak. Bir sevgili istiyorum. Süpersiniz efendim. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben normalde şarkı söylemeyi severim ama evet. Ne kadar coşsam bu kadar uzun söylemem. Sizi o kadar huşu içerisinde dinliyorum ki yani insanın sizin yanınızda daha çok kalmak, hani sizi sorguya çekip sorular sormak yerine sizinle şarkı söyleyerek size eşlik edesi geliyor. Ben de çok bunu yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Siz, ben sormak istiyorum. Buyurun. Siz konservatuvar bitirdim. Ben onu öğrenmek istiyorum halkımız için de. Çünkü gerçekten eğitimli bir sesiniz var. Alaylı mısınız, okullu musunuz? Reklamlara da geçeceğim ama ondan önce bunu öğrenmek istiyorum. Nasıl oldu bu müzik piyasasıyla buluştunuz? Sizi iten, iteleyen kim oldu? Önce ben çocukluğumdan beri çok seviyorum müziği. Yani hoşuma gidiyor. Böyle işte bu duruma kadar geldik. İlk hangi şarkıyı söylemiştiniz? Çok dikkat çekici olan şarkı hanginiz? Hangisi sizi ayakta alkışladıkları? Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Onu böyle müziksiz biraz söyler misiniz, birkaç cümle rica edeceğim. Hiç müziğe gerek yok. Bir söyleyin, şöyle o akapella duyalım. Ayrıldık işte, ne oldu?
sanki sende mutluluk bulamadın ki unutma seni benim kadar seven olmaz ki seven olmaz ki seven olmaz ki özlemesen de özlüyorum hiç gelmesen de bekliyorum rüyamda seni görüyorum hala seni çok seviyorum. Efendim ben bu güzel sizin sesinizle seslendirmiş olduğunuz bu şarkıdan sonra gerçekten mütehassıs oldum. Çok teşekkür ederim. Bunu bize yaşatıyorsunuz duyguları. Çok mersi. Şimdi ben sormak istiyorum değerli kardeşime, Reji'ye sormak istiyorum. Reklama ne kadar vaktimiz var? Kaç dakikamız var? Sıra geldi mi? O zaman sizi fazla yormayayım. Şimdi buluşacağız ama burada. Tabii bakın ki. Değerli seyirciler. Tabii ki. Az sonra müthiş bir kampanya yapacağız. Liberty su arıtma cihazlarıyla alakalı ne konuşmalar yapacağım. Herkes almak isteyecek. Sıraya girecek. Sakın bizden ayrılmayın. Hemen canlı kanlı geliyoruz. O zaman Çakır Engin'de seni de alacağız buraya. Reklamdan sonra senin şarkını dinleyeceğiz. Efendim bizden ayrılmayın. Hemen geliyoruz. Buradayız. Bakın ayrılmayın buradayız. Çok Liberty su arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show devam edecek. Değerli seyirciler, Kanal 60 ekranında Liberty su arıtma cihazlarının müthiş kampanyasıyla, promosyonuyla karşınızdayız. Bakın şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Doğru adam Erdem olarak her şeyin doğrusunu bu tanıtımda konuşuyorum. Ve haftalardır bu ürünün tanıtımını yapmaya çalışıyorum ve bundan büyük bir keyif duyuyorum. Zevk duyuyorum çünkü Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren, herkesin muhakkak edinmesi gereken bir cihaz Liberty su arıtma cihazları. Bakın burada size hemen bir ürün satmıyoruz. Bakın bu çok önemli Yasemin Hanım. Ürün satmıyoruz. Yani telefon numarası verip sipariş verin demiyoruz. Size evinize bir ay boyunca bedava denemeniz açısından ekip geliyor. Bakın fabrika müdürümüz de bugün teşrif ettiler değil mi aramızda? Evet. Davut Bey'e refakat etmek için kendisi de geldi. Onunla da konuştuk. Bir ay boyunca denemek maksadıyla evinize cihaz kuruluyor. Siz sadece bir ay cihazı kullandıktan sonra buyurun hoş geldiniz. Siz cihazı bir ay denedikten sonra eğer memnun kalırsanız Liberty su arıtma cihazıyla çayınızı demleyeceksiniz, çorbanızı yapacaksınız, sebzelerinizi yıkayacaksınız. Bütün gündelik su ihtiyacınızla, temiz su ihtiyacıyla alakalı ne gerekiyorsa Liberty su arıtma cihazını bu amaçla kullanacaksınız. Bir ayın sonunda ekipler sizi ziyaret edecekler. İşte hanımefendi, beyefendi. Memnun musunuz? Cihazı alalım mı? Sizde kalsın mı? Eğer bir ay sonra siz memnun kaldıysanız 100 TL peşinat, ayda 100 TL taksitle alacaksınız. Bakın bu kadar da net ve kesin konuşuyorum. Hiç kimse sizden cihazı kurar kurmaz para istemiyor. Bir ay sonra bunu konuşacaklar. Ayrıca bu cihaz 5 yıl garantili. 1 yıl boyunca en kaliteli markalardan yapılan filtreleri 1 yıl boyunca bedava değişiyor. Ve en marka adı altında satılan su arıtma cihazlarında dahi olmayan tatlandırıcı da yine bu cihazda mevcut.
Bunun üzerine zaten aslında çok da söylenecek bir şey yok ama biz detaylarını sizlere anlatacağız. Davut Bey de bana bu konuda destek olacak. Şimdi bakın bunları test yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi çeşme suyu, bir tanesi de pet şişe dediğimiz işte ya damacana neyse para verip alınan temiz su. Bunlar şimdi elektriği yiyince bakın ne hale geldiğini göreceksiniz. Ve para verip aldığınız su veya çeşme suyunu nasıl bir su içtiğinizi çeşmeden göreceksiniz. Metropollerde ama Türkiye'nin her yerinde genellikle çeşmelerden akan su içilmez. Çünkü çeşitli mikroplar, bakteriler karışıyor. Allah göstermesin küçücük çocuklarınız içiyor. Difteri, dizi, birçok hafta hastalıklar, sudan geçen hastalıklar var. Şimdi adını saysak birçoğu var. Küçük çocuklar bu hastalıkları maalesef bünyeleri zayıf olduğu için, yetersiz olduğu için o hastalıklara içtikleri sudan yakalamıyorlar maalesef. Şimdi biz bunları engelleyeceğiz. Türkiye'de her hanede Liberty su arıtma cihazı olsun. Artık çocuklarımız hastalanmasın, rahatsızlanmasın, sağlıklı büyüsünler istiyoruz. Ve bunun için de bir ay deneme süreci ortaya koyduk. Bir ay sonra karar vereceksiniz. Ondan sonra alacaksınız. Davut Bey bugün hediyelerimiz var mı yine? Var mı değişik bir şeyler? Onu ben sana bırakıyorum. Çok güzel bir kampanyamız var. Var değil mi? Şimdi ona geçmeden önce bakın hazır mı testimiz? Şimdi sevgili evet. Seyirciler. Yasemin'in bataklık gibi görüyor bataklar. Evet. Bu biliyor musunuz? E'den çeşmeden içtiğimiz su. Elektriği gördüğü zaman bakın katran gibi bir renge büründü. İşte bu içtiğimiz su sevgili seyirciler. Elektriği gördüğü an korkudan bütün pislikler su yüzüne çıkıyor. Bakın. Evet. İşte içtiğimiz su bu. Şimdi böyle suyu kim içmek ister? Daha önceki programlarda Melek Hanım'ın dediği gibi alın tavşan kanı çay için demiş. Tavşan kanı çay için su size. Bunu buraya bırakıyorum. Bakın burada bir paşa çayımız var. Bu da para verip aldığınız paralı su. Bu da elektriği yediği zaman bu da hemen sarımsı bir renge bürünüyor. İçindeki işte geri varsa olan bakterisi, mikrobu bir şekilde kendini su yüzüne çıkartıyor. Bu da para verip aldığınız su. İkisini yan yana koyduğunuzda tamam bu daha temiz ama nispeten yine sıkıntı var. Liberty su arıtma cihazından aldığınızda bunların hiçbirine rastlamıyorsunuz. Bakın böyle bir özelliği ve güzelliği var. Ama ben bunu söylüyorum ama işte sen bunu ispat et, göster diyenler için de bir ay denemek maksadıyla evlerinize bunu kuruyoruz. Kendiniz gözlerinizle test ediyorsunuz. Bir ayın sonunda doğru da Merdem söyledi ama gerçekten söyledikleri doğruymuş diye kanaat getirirseniz şayet o zaman cihaz sizde kalıyor ve 100 TL taksitle alıyorsunuz. 5 yılda garantisi tüm filtreleri 1 yıl boyunca da ücretsiz değişiyor. 0212 945 0160. Yasemin Hanım bakın şu telefon numarası yazıyor. Bir okur musunuz? O güzel sesinizi duymak istiyorum. Bakın sağ altta. 0212 945 0160. Aradığınızda ekip geliyor. Su arıtma cihazını evinize kuruyor. Bir ay boyunca keyfini yaşıyorsunuz sevgili seyirciler. Bakın bugüne özel Davut Bey'e soracağım. Yine ilk arayan belirli sayıdaki kişilere onun için hiç vakit kaybetmeden telefonlara hücum, cep telefonundan arayın, sabit hattını hiç fark etmez 0212 945 0160'ı bir an önce tuşlayarak hemen siparişinizi verin. Hem de hediyelere de kavuşun. Bir ay sonra cihazı hediye etseniz, geri verseniz bile hediye ettiğimiz ürünler sizde kalıyor. Bakın burası çok önemli. Bir ay kullandınız ya. Biz size cihazı bedava sunduk. Bir ay deneme maksadıyla. Bir ay sonra cihazı ben iade etmek istiyorum kardeşim. Şeklini, şemalini, rengini beğenmedim diyebilirsiniz. Kimse size almak zorundasınız diye bir baskı yapmıyor. İade etseniz de hediyeleri sizde kalıyor. Kimse sizden hediyeleri istemiyor. Böyle bir kampanya gerçekten görülmedi. Ben de şaşkınlıkla takip ediyorum. Ve Davut Bey'e sormak istiyorum. Bugünkü kampanyamızda ekstradan bugüne özel sipariş veren bir ay denemek maksadıyla alan seyircilerimize hangi hediyeleri göndereceksiniz? Bir de sizden duyalım. Biz şimdi bugün bize sipariş veren bu kireç önleyici bunu müşterimize hediye veriyoruz. Artı bir de duş başlığı şu anda burada yok. Kalmadı herhalde değil mi? Kalmadı. Çok büyük bir rağbet var gerçekten. Bunu da bize sipariş veren duş başlığı yani arıtmalı duş başlığı. Spa etkisi olan. Evet spa etkisi olan arıtmalı duş başlığı da hediye veriyoruz. Artı bugünkü kampanyamızda Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Sipariş geldi Davut Bey. Canlı kanlı sipariş aldınız. Evet. Doğrudur. Hemen alalım siparişi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizi Liberty su arıtmayı tercih eden köy, kasaba 10 tane bir köyde veya bir kasabada sipariş geldiği zaman biz o köyün okuluna ve camisine de hiçbir ücret almadan çocuklarımızla temiz bir su içmesi için biz o köye de bedava bağlayacağız. Artık 5 yıl içerisinde filtre değişimi, bakımı da üstleniyoruz. Onlardan da hiçbir ücret almayacağız. Bizim bu kampanyayı yapmamızın sebebi Liberty olarak biz inan bunu ürettiğimiz zaman vicdanen çok rahat olduğumuz için biz müşterimize şunu diyoruz. Al, bir ay dene, bir ay içerisinde ürünümüzü beğenmedim. 2 tane hediyemiz de sizin olsun, bizim ürünümüzü geri verin. Müşterimize soruyoruz. Siz bunu neden geri iade ettiniz? Müşteri diyor ki ben bunun suyunu beğenmedim. Biz bu suyu ölçüyoruz.
Arkadaşlarımızla işlerse yapıyoruz. Diyoruz ki bak bu müşteri bu cihazı geri verdi. Yani sebebi bu. Biz hemen hatamızı düzeltiyoruz. Yani cihazda bir hata varsa hemen onu gideriyoruz. Şimdi ya da kaç kere oldu böyle iade etme olayı? Şimdi bizim Türkiye'nin birçok yerinde bayimiz var. Binde bir çıkıyor. Ona da biz elimizden gelen müşterimize hizmeti veriyoruz. Bakın bizim ürünlerimiz, filtrelerimiz burada da göründüğü gibi Liberty. Evet. Biz bunları özel olarak imal ediyorsunuz. İmalat ediyoruz. Yani kendi imalatımız. Mevran dediğimiz arıtmanın beyni olan biri. Bunu biz elce kullanıyoruz. Yani pahalı bir mevrandır. Bunu her su arıtmacı kullanmaz. Ama biz müşteri memnun olsun diye kaliteli bir su içsin. Çünkü aynı suyu biz kendi evimizde de içiyoruz. Tatlandırıcı. Çok pahalı bir tatlandırıcıdır bu. Yani suyun tadını verir. Bu çok pahalı. Birçok cihazda da yok bu bildiğim kadarıyla değil mi? Yani kolay kolay bulamazsınız. Bulamaz. Ama Liberty'de ama biz var. Biz neden pahalı tatlandırıcı, pahalı mevran, kaliteli filtre kullanıyoruz? Yani Liberty gerçekten kaliteli bir marka, artı kaliteli bir hizmet. 5 yıl hiçbir gerekçe göstermeden biz müşteri gece saat 12'de de benim arıtmamda bir arıza var dediği zaman biz elemanımızı 12'de müşterinin kapısına gönderiyoruz. Bizim müşteriye hizmette sınır tanımıyoruz. 7-24 sanki desek 7-24 doğru söylemiş olacağız. Tanıyoruz. Bizim şunu söyleyeyim, çok su arıtma satan firmalar var. Yalnız ekran başında bizi seyreden Liberty markası olmadan adımızı kullananlardan bizim sözleşmemiz artı kutumuz artı markamız olmadan kapınıza gelen bizim ismimizi kullanan bir firmadan alışveriş yapmayın. Biz burada ekran başında bakın bizim Tokat'ta bayimiz var. Türkiye'nin birkaç yerinde bayimiz var. Eğer bayilerimiz müşterimizle ilgilenmediği takdirde ben firmanın sahibiyim. Müşteri beni arasın. Ben elimden geleni gerekirse bayilerimin ilgilenmeyen bayilerimi iptal ederim. Gider kendim giderim. Uçakla giderim. Müşterimin sorununu hallederim. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Çok önemli bir şey. Evet. Gerçekten önemli bir şey. Yani alkışlanacak bir şey gerçekten. Çok güzel bir hizmet. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi sizin bildiğim kadarıyla Kur'an kurslarına, derneklere hediye ettiğiniz cihazlar var. Birçok dernek şu anda, birçok Kur'an kursu şu anda içtiği güzel suları sizin cihazınızın süzdüğü o güzel sulardan içiyorlar şu anda. Erdem Bey, bizim Tokat Erba, buradan da Tokat'a selam olsun, Erba'a selam olsun. Biz Tokat'ın Kur'an kurslarına, buradaki derneklerine ekran başında söz vermişim. Bizim için söz çok önemli. Kur'an kurslarının biz yaşadığımız müddetçe tüm bakımları bize ait. Filtre değişimi, bakımı, arızası. Kurdunuz değil mi ait. O Kur'an kursları? Tabii kuruyoruz. Şu anda kaç bakın, cihaz var? Tokat'ta, Tokat bölgesine bakan müdürümüzü de davet edeyim. Kaç tane bağladı? Soralım. Evet, Bekir Bey siz alayım. Gelsin, buyurun. Şu arka taraftan şöyle alırsak, şöyle. Soralım, yani bir kere kurulan cihaz var, kullanılan cihaz var Davut Bey. Şikayet var mı onlardan, herhangi bir şikayet? Buyurun Bekir Bey. Soralım. Evet. Şimdi Kur'an kurslarına kuruldu, derneklere kuruldu. Kaçın üzerinden 100 küsur tane bildiğim kadarıyla, değil mi? Doğru mudur? Evet. Kaç cihaz kurdunuz şu ana kadar hediye olarak? Tokat bölgesinde 100'ün üstünde Kur'an kursları olsun, okulları olsun. Özellikle okullara çok ben önem gösteriyorum. Çocuklar tabii dedim ya, hep çocuklar çok önemli. Çocuklarımız çok önemli. Evet, biraz daha hassas olduğum bir konu. Ondan dolayı özellikle okullara ben çok hassas bir şekilde davranıyorum ama hamdolsun bugüne kadar bağladığımız tüm cihazlarla alakalı teşekkürüm dışında telefonlarımız çalmadı. Zaten onda bizzat burada. Çok önemli. Bu çok çok önemli. Sevgili seyirciler, bir kişi düşünün, bir ürün sahibi düşünün. Eğer cihazına bu kadar güvenmese, sonra yarın öbür gün sıkıntı çıkacağını bilse, burada kanalımızda, tribünümüze sürekli dernekler geliyor. Bir şikayet olsa, bir sıkıntı olsa kalkıp gelirler ve şikayetlerini dile getirirler. Benim gördüğüm, duyduğum kadarıyla herkes teşekkür ediyorsa, takdir ediyorsa ve ürününe bu derece güvenip ve böyle bir kutsal da bir görev üstlenmiş bir ürün sahibi bu hediyelerini devamlı gerçekleştiriyorsa, o zaman bir aylık deneme süreci adı altında size bu cihazı sunuyorsa, kireç önleyici ürün, ayrıca duş başlığı, spa etkisi, masaj etkisi yapan, televizyonlarda çok da paraya satılan duş başlığında bugüne özel Liberty su arıtma cihazını bir ay denemek maksadıyla evine sipariş verenlere hediye olarak verip
kardeşim bir ay sonra beğenmezsen cihazı senden geri alacağız ama hediyeler de sende kalacak diyebilecek kadar ileri gidiyorsa, ürününe bu kadar çok güveniyorsa bunu muhakkak denemek lazım. Bugün kireç önleyici bu cihaz, buradaki ürünümüz 149 TL piyasa fiyatı. Duş başlığıyla birleştiği zaman 200-250 TL arası bir değeri var. Bu bir ay sonra memnun kalmayıp Liberty su arıtma cihazını iade etseniz de sizde kalacak ürünler. Bakın benden söylemesi 0212-945-0160 arayın. Bakın ekranın sağ altında zaten bu telefon numarası yazıyor. Şimdi bakın, burada kireç önleyiciyi gösterdi. Çamaşır makinenizin, bulaşık makinenizin soğuk su girişini takıyorsunuz ve artık o tabletlere gerek kalmadan artık çamaşır makinenizde, bulaşık makinenizde kireçsiz su kullanmaya başlıyorsunuz, ömür uzuyor. Yasemin Hanım, siz seyrettiniz. Düşüncenizi öğrenebilir miyim? Dışarıdan bir gözle yaklaşırsanız, bakarsanız, yani bu cazip bir kampanya değil mi? Herkesin alması çok gereken güzel, bir ürün değil mi sizce? Evet, evlerde bulunmalı çünkü çocuklarımız için, anne babalarımız, herkes, yani herkes için çok önemli bir şey. Yani ben almayı düşünüyorum. Size de bir tane o zaman evinize kuracağız. Bir ay deneyip beğenmezseniz geri vereceksiniz. Sayın İlyas Bey, bir de sizden bir düşüncenizi alalım. Mikrofon var mı? Ha, var. Tamam. Şöyle izah edeyim. Hakikaten çok güzel konuştu firmanın sahibi. Hiçbir firmanın sahibi bu şekilde konuşmaz. Niye? Çünkü destek, böyle yaptığı ürünün arkasında ben desteğim var diyor. Kimse bir ayda vermez kimseye. Kimse vermez. Evet. Yani böyle bir suyu evde içersin, yemeğe kullan, çayına kullan, kahvene kullan. Kötüyse zaten çıkar ortaya. Hepsini kullan yani. Niye gidip dışarıdan aldığını bilmiyorsun. Bunu bilerek görüyorsun. Ya dandik bir cihaz olsa 2-3 günde zaten yani rengini belli eder. Normalde matematiksel hesap yaptım zaten. İnsanlar bu... İskonto ediyor. Daha çok hazır suya para ödüyor. Evet. Bu yani, 5 yıl doğru. Cihaz bir yılda kendini amorti ediyor ama kendi gözlerinle, kendi ellerinle. Evet. Suyunu Engin Bey de, Davut Bey, vaktimiz var. Bir Engin Bey'den de yorum almak istiyorum. Şimdi şöyle hocam, şu dünyada en önemli şey aşk, sevgi, su bence. Evet. Bu en güzel şey su. Bence herkes alıp kullanmalı diye düşünüyorum. Herkes o zaman liberty'de kalsın. Size de teşekkür ediyorum bunu çıkarttım. Değerli seyirciler, para verip aldığınız sulara bile 200-250 TL verirken bugün herkes almalı. Ayda 100 TL taksitle ve bir ay bedava deneme sürecinden sonra memnun kalırsanız alacağınız bu cihaz için aramamak sanıyorum, bir şey söyleyeceğim, ekranı söylemek istemiyorum. Aklını, evet, fikrini kullanan herkesin muhakkak en azından bir ay denemek maksadıyla sipariş vermesi gereken bir ürünümüzdür, bir cihazımızdır. Hele de yanında kireç önleyici ürünümüz ve duş başlığı da hediye olarak gelirken bir ay sonra onları da cihazı iade etseniz de hediyeler sizde kalacaksa, arkadaş diyecek daha hiçbir şey yok. Bakın orada telefon numaramız 0212-945-0160 yazıyor. Ekibimiz gelsin size kursun. Bir ay bir kullanın, bakın memnun kalırsınız. Ayda 100 TL taksitle zaten alacaksınız. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun kampanyalarımız devam edecek. Doğru Adam Erdem'den ve Kanal 60'tan ayrılmayın efendim. Görüşmek üzere. Liberty su arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show devam ediyor. Değerli seyirciler, Doğru Adam Erdem Show cap canlı, tüm içtenliğiyle, tüm kalbi duygularıyla, gönülden gönüle o görünmeyen yolda sizle paylaştıklarıyla Kanal 60 ekranında canlı kanlı devam ediyor. Şimdi bakın, konuklarımız burada. Herkes burada, biz buradayız. Bize vakit yetmiyor, zaman yetmiyor. Şimdi geçen ne oldu? TEOG sınavı vardı değil mi? Bir sınav oldu. TEOG sınavı oldu. Öğrenciler sınava girdiler. Okullar 2 gün tatildi. Şimdi
Bizim ülkemizde zengini de var, fakiri de var. Hepimiz biliyoruz. Zengin olan ne yapıyor? Çocuğunu dışarıda okutuyor. Fakir olan burada okutuyor falan. Temelde bunları görmüş. Hep imreniyormuş zaten. Neyse. Çocuğa demiş ki git demiş. Çocuğum bugün demiş ödevini demiş dışarıda çalışacaksın demiş. Koymuş ona bir tane sandalye sokakta evin önünde. Bugün demiş dersini burada yapacaksın. Tabii çocuk açmış dersini yapmaya başlarken etraftan bir de bakmışlar ki Allah Allah Temel'i ne oldu orada ders çalışıyor sokakta. Ev dururken bunun sokakta ne işi var? Sormuşlar. Orada demişti Temel. Senin çocuğun demişler ne yapıyor burada? Demiş ki herkesin çocuğu dışarıda okuyor. Benimki de işte dışarıda çalışıyor demiş. Benimki de dışarıda okuyor demiş. Çocuğunu evet Temel çok uyanık. Yani parası yok gönderemiyor ya yurt dışına. Koymuş dışarıya işte dışarıda okutuyor çocuğunu. İşte Temel zekası bu. Bu açıdan şunu söylemek istiyorum. Değerli seyirciler. Gerçekten öğrencilerin işi zor. Birçok sınavlar var. Zengini yurt dışında okuyor. Fakiri burada okuyor. Evinde çalışanlar var. Sınava girenler. Başarılı olanlar var. Olamayanlar var. Ama tüm Türkiye'de milletçe sadece şunu söylemek istiyorum. Başarılı olsanız da olmasanız da hiçbir şey üzülmeyeceksiniz. Önemli olan yaşamayı bilmek, yaşamdan zevk almak, sınavda başarısız oldum diye, işte kötü puan aldım diye hiçbir zaman üzülmeyin. Kimseye de özenmeyin, imrenmeyin. Kendi halinize çalışın. Bugün olmazsa yarın olacak. Doğru mu Evrim? Kesinlikle. Ben de bunu söylemek istiyorum. Şimdi bakın konuştuk ne yapalım biraz coşalım. Kimle coşalım? Çakır Engin'le coşalım. Ve ondan şimdi bir eser dinleyeceğiz. Acaba bakalım oynanabilecek bir eser mi değil mi ben de bilmiyorum. Şarkı gelince anlayacağız. Hazır mısın Çakır Engin? Evet. Hazırsan sen de gel eserin de gelsin. Hadi bakalım. Hadi.
şaşırttın sen. Benim ağlığını yazmışsın sen. Beleğimi şaşırttın sen. Hiç kimseye benzemezsin. İçimde bir alevsin sen. Hiç kimseye benzemezsin. İçimde bir alevsin sen. Güldüğüme pişman ettin. Sevdiğime pişman ettin. Bu dünyayı zindan ettin. İstemezsen sevme beni. Bu dünyayı zindan ettin. Keşke sevmeseydim seni. Oturun. Sevgili seyirciler, şimdi müzik çok güzel değil mi? Şimdi dinleyince insan, hani konuşmak da güzel ama keyifli eserler olunca devamının gelmesini insanlar bekliyor. Doğru mu? Şimdi ben sizin adınıza bir karar vereceğim. Şimdi bir şey yapacağım. Siz ekran karşısında coşacaksınız. Biz de burada stüdyoda coşacağız. Gerçekten çok hoşunuza gidecek. Şimdi planım nedir biliyor musun? Sen Çakır Bey mi diyeyim, Engin Bey mi diyeyim? Dersin, gönlün öyle diliyor söyledi. Peki Çakır Bey, Engin Bey. Hiç ayrılma. Tamam, ayrılma. Uzayım. Ayrılma. Ankara'nın galesi mi diyeceğim? Sizi bir alabilir miyim? Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun şöyle. Sahnemize alalım sizi. Siz yakışıyorsunuz sahneye. Buyur Sayın İlyas Bey, sen de gel. Şimdi sevgili seyirciler, ben koro şefi gibi üç değerli ismi yorumcumuzu sahneye çağırdım. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Siz ekran başında, hadi bakalım bugün hafta sonu. Herkes evde çayını kahvesini yudumlarken eğlenmek istiyor. Doğru Adam Erdem Show'da bir eğlence programı. Şimdi üçlü bir koro şeklinde hepinizin sevdiği bir şarkıyı, bir eseri burada seslendirseler, o üç güzel sesten bir eser dinlesek, siz ekran başında, biz de burada coşsak fena mı olur? İyi olur değil mi? Evet, hadi bakalım gelsin der gibisiniz. O zaman şimdi bakın ne gelecek? Hareketli bir şey. Hadi bak, oynayalım o zaman. Ver coşkunu, ver. Canı canı canı, işte meydanı. Bir günün dostu, gelsin hani, kal günde hani. Canı canı canı, işte meydanı. Bir günün dostu, nereden hani, kal günde hani. Bendim buraların şahası, şahası. Viran olmuş gitmiş haran olası, haran olası. İyi günün dostu çekmiş sefası, çekmiş sefası. İyi günün dostu kötü günde hani, kötü günde hani. Canım canım canım, işte meydanı. İyi günün dostu, nerede nerede, nerede nerede. Hey hey hey, canım canım canım, işte meydanı. İyi günün dostu, nerede nerede. Canı canı, işte meydanı. İyi günün dostu, nerede ne hani, nerede hani. Canı canı canı, işte meydanı. İyi günün dostu, nerede ne hani, nerede hani. Bendim buraların çalıvası, çalıvası. Bir an olmuş gitmiş haran olası, haran olası. İyi günün dostu kötü günde hani, kötü günde hani. İyi günün dostu kar günde hani, kar günde hani. Canı canı canı, işte meydanı. İyi günün dostu, nerede sen hani, nerede sen hani. Canı canı canı.
içtim dilim yandı. Amanın amanın. Gönlümde dilim yandı. Gel sana hayvanım. Gönlümde dilim yandı. Gel sana hayvanım. Ben kilimde değilim. Amanın amanın. Ben kilimde değilim. Amanın amanın. Bahçemde gülüm yandı. Gel sana kurbanım. Bahçemde gülüm yandı, yansana kurbanım. Jandarma çavuşuyam, amanın amanın. Jandarma çavuşuyam, amanın amanın. Yol verin savuşayım, kız sana kurbanım. Yol verin savuşayım, kız sana kurbanım. Beni çavuş sanmayın, amanın amanın. Beni çavuş sanmayın, amanın amanın. Bölüğün başkanıyam, kız sana kurbanım. Bölüğün başkanıyam, gel sana kurbanım. Teşekkürler, sağ olun. Devam ediyoruz o zaman, bırakmıyoruz. Hadi bakalım. Bu fasulye 7,5 lira. Hep beraber. Hani alkış? Harikasınız efendim. Harikasınız. Bu fasulye 7,5 lira. Bu fasulye 7,5 lira. Hem kaynasın, hem oynasın. Hem kaynasın, hem oynasın. Yandan Halimem yandan. Seviyorum seni candan. Seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Yandan halimem yanda. Seviyorum seni candan. Seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Hep beraber. Akşam oldu, kocam gelmedi. Akşam oldu, kocam gelmedi. Kızlar evde, yorganları yedi. Çocuklar evde, yorganları yedi. Yandan Halimem yandan, seviyorum seni candan. Seviyorsan candan, başım gel kocandan. Yandan Halimem yandan. Seviyorum seni candan, seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Hele hele hele. Helal size. Halimem yandan yandan. Seviyorum seni candan. Seviyorsan candan, başan gel kocandan. Yandan Halimem yandan yandan. Seviyorum seni candan. Seviyorsan candan, başan gel kocandan. Karaçalı gibi girdin aramıza. Karaçalı gibi girdin aramıza. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara.
kara diken gibi girdin aramıza. Kara diken gibi girdi aramıza. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Hep beraber efendim. Süpersiniz. Çok güzel kutluyorsunuz efendim. Süpersiniz. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettikleri az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Hele hele hele. Ayaş yollarında açtım da geldim. Boyumu boyuna açtım da geldim. Boyunu boyuna açtım da geldim. Güzeller içinde seçtim de geldim. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Derin uykularda kandırma beni. Seviyorum diye. Hayatta yalan söylemeyeceksin sevdim diye. Evet. Al bir seveceksin delikanlı gibi sevdim. Evet. O kadar okey. Evet evet. Teşekkürler evet. Sağ olun. Evet. Söylerken kocam hocam bir şeyler dediniz. Neydi o hani yani neydi kocandan ayrıldın mı? Ne dedi sözün? Ne diyordu? At yandan akşam falan diyor. Akşam oldu kocam gelmedi. Çocuklar evde yorganları yedi. Bir daha söyler misiniz? Akşam oldu, kocam gelmedi, çocuklar evde yorganları yedi. Ha, şimdi benim aklıma bir şey geldi. Yoksulluğu seviyor. Şimdi bak, bak benim aklıma bir şey geldi. Evet. Siz bunu oturabilirsiniz yorulduysanız. Evet, benim aklıma bir şey geldi. Şimdi, sağ olun. Dediniz ya bunu. Dedik. Buyurun Çakır Bey, ayakta kalmayın. Ben yoruluyum sizin yerinize. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bakın. Enteresan bir şey geldi benim aklıma. Şimdi kadının bir tanesinin kocası her gün eve sarhoş geliyormuş. Her sarhoş geldiğinde kadını bir güzel de dövüyormuş böyle. Pataküte dövüyormuş. Kadın böyle yüzü gözü mosmor bir şekilde doktorun yolunu tutmuş. Doktor bey demiş. Kocam demiş her akşam eve sarhoş geliyor. Her sarhoş geldiğinde beni dövüyor işte. Bakın halim ortada demiş. Yüz göz mosmor böyle şişmiş davul gibi. Demiş ki doktor. Hanımefendi demiş. Buyurun. Tamam hanımefendi demiş. Size demiş. Çok güzel bir çözümüm var demiş. Kocanız her eve sarhoş geldiğinde elinize bir bardak şekerli çay alacaksınız. Bundan bir yudum içip ağzınızda çalkalayacaksınız. Sürekli o çayı dolaştıracaksınız. Kocanız eve her sarhoş geldiğinde ve akşam yatıp uyuyuncaya kadar o şekerli çayı ağzınızda dolaştıracaksınız demiş. Kadın gitmiş. 2 hafta sonra eli yüzü düzgün bir şekilde doktoru ziyaret etmiş. Doktor bey demiş çözümünüz muhteşemdi demiş. Siz dediğinizden mi demiş kocam her eve sarhoş geldiğinde şekerli çaydan bir yudum ağzıma alıp dolaştırıyorum. Ta kocam yatıp uyuyuncaya kadar bakın gördüğünüz gibi kocam beni artık hiç dövmüyor deyince doktor da demiş ki bakın hanımefendi gördünüz mü demiş ağzınızı kapalı tutmanın ne çok faydası var. Evet. İşte bazen böyle konuşmak gerekiyor. Hani erkeklere tamam erkekleri savunuyor gibi olmayalım ama hanımefendilere de böyle düşen görevler var. Hani bu ille sarhoş kocalarla bağdaştırmamak lazım. Evlerde özellikle hanımların biraz daha ağızlarını böyle tutmaları gerekiyor. Kocalar yorgun argın işten geliyorlar. Her türlü hali var dışarının bin bir sıkıntısıyla derdiyle cebelleşiyorlar. Onların için bazen hani ona hoş geldin deyip telini koymak her dakika sorgusu hale çekmemek gerekiyor. Fazla da karışmamak gerekiyor. En azından az önceki fıkradaki gibi olursa bundan sonra belki daha ılımlı ilişkiler yaşanır diye düşünüyorum. Doğru mu acaba ekran başındakiler? Doğru düşünüyor muyum?
Bakayım. Evet, herhalde öyle. Şimdi ne yaptık? Program çok güzel gidiyor. Kaç dakikamız var? Eyvah eyvah. Diyorlar ki vakit doldu. Ya ben anlayamadım. Liberty su arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show'da tabii ki nihayete geldik. Bugün bir final programımızdı. Orada yazmıyor ama bugün bu hafta tabii son programımızı yaptık Kanal 60 ekranında. Umarım herkes eğlenmiştir. Ben tabii kapanışla ilgili bir cümle daha söyleyeceğim ama en son onu söyleyip ondan sonra bir eserle veda edeceğiz. Canım babam dedik ama çok söyledik onu. Şöyle yapalım. Onu böyle bir sözleri falan, çünkü ona girersek vakit yetmeyecek. Evet, hemen kapanış yapacağız, veda edip bitireceğiz. Onu böyle bir söyler misiniz hemen böyle hızlı bir şekilde? Bir şey söyleyin, en azından çok güzel bir eser söylemiş oldun. Bir söyleyin onu. Gelmiyor mu? Gelmiyorsa söylemeyin hadi. Hatırlatalım. Zam gelin şu yaşta esti gitti böyle babam. Baba yarısı bildiğim bana düşman oldu babam. Babam canım babam. Seni çok özledim babam. Sen gittin gideli kapımız çalmaz oldu babam. Anam anlatır her zaman seni bana. Sen delikanlısın babam. Sana hiç çekmemiş bunlar. Hepsi kardeş olmuş babam. Yani biz onu amcamıza ifade etmiştik. Babam da vefat etti, yetim kaldı. Bütün bu yüzden bütün babalara gelsin. Bütün babalar için bütün geldi. Babalar için gelsin. Özellikle aile babaları için. Aile babalarına gelsin. Çünkü babalar çeşitli kollara ayrılıyor. Aynen öyle yapacağız. Çünkü babalar çeşitli kollara ayrılıyor. Onun için aile babalarına gelsin. Aile babalarına. Aynen, şimdi o zaman ne yapalım? Şimdi Engin Bey, Şaki Türkü eserinizi dinlemedik ama klibiniz burada. İnşallah zaman içerisinde arkadaşlar yayınlarlar. En azından sözünü hatırlatmış olduk. Evet. Vakit su gibi geçiyor Doğru Adam Erdem Show'da. Aynen. Şöyle nereden başlayalım? İlyas Bey senden başlayalım. Böyle bir veda konuşması yapalım. Ondan sonra bir eserle bitireceğiz programımızı. Buyurun. Yaka varmış. Yaka var, gerek yok. Efendim güzel bir programımız oldu. Güzel vakit geçti. Nasıl geçirdi bilemedim. Evet, hepimiz. Ama güzel oldu. Güzel sanatçı arkadaşlarımızla, değerli Libersu sahibi, patronu Davut Bey'le, Erdem Bey'le, değerli kardeşimizle, müdürüyle ve bütün Kanal 60'ın personeliyle güzel bir günümüz oldu. Ben kendi adıma ve kanal adına teşekkür ediyorum. Tamam. Evet. Şimdi beni davet ettiniz, Ankara'dan geldim. Çok memnun oldum, sizinle tanıştık. Daha önce tanışıyorduk zaten. Böyle bir ortamda zaman nasıl geçti anlayamadık. İnşallah tekrar nasip ederiz. Hepinize saygı sevgilerimi sunarım. Allah'a ısmarladık. İnşallah bir daha başka programda yine bir arada oluruz diye düşünüyorum. İnşallah ölmesek. Allah sağlık saat versin. Evet. Siz en sona bırakalım şimdi. Nasıl yapalım? Nasıl canınız istiyorsun? Tamam, o zaman Davut Bey'le biz hemen alalım. Devam edelim. Bize şu güzel zamanı ayıran tüm sanatçı arkadaşlara, ekran başında bize zaman ayırıp bizi seyredenlere, hepsine Kanal 60'a, Kanal 60'ta emeği geçen arkadaşlara, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni şu anda seyreden şu güzel iki tane kızlarımın gözlerinden öpüyorum. Ekran başında değil mi onlar? Ekran başında kızlarım beni seyrediyor. Abi alkışlayalım o zaman. Kızlarımı çok güzel seviyorum. Biraz önce de Engin Bey babalara zaten ithaf etti sözlerini, eserin. Evet. Onun için şimdi duygulandık zaten. Evet. Fabrika müdürümüz, şimdi sizden bir konuşma. Evet, özellikle Tokat bölgesinde izleyen tüm esnaf kardeşlerimiz olsun, oradaki müşterilerimiz olsun. Gönül rahatlığıyla Liberty'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Biliyorum hep beraberiz, oradayız. Burada da sanatçı arkadaşlarımız olsun, genel yayın yönetmenlerimiz olsun, emeği geçen tüm kardeşlerimiz olsun. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Programımız gayet iyi. Programın devamını beklerken maalesef sonuna geldik. Onu da üzülterek belirtiyorum. Herkese sonsuz teşekkürler. Her sorunun bir başlangıcı vardır, merak etmeyin. Evet, aynen öyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Şimdi o zaman ben en son dedim. Şimdi Evrim, sen de muhakkak bir şeyler söyleyeceksin. Final programındayız. Evet. Ona göre senden duygu ve düşüncelerini alalım. Başta bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp programımıza katıldıkları için. Ve ekran başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bitti, tamam. Kısa kestim. Ben biraz daha uzun bekliyordum seni ama. Bak devamı yok ha, programın sonu. Son, final programı. Evet, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Yine Doğru Adam Erdem Show'da olacak mısın başka programlarda? Olur musun? İnşallah. Peki, tamam, inşallah dedin. Tamam, kabul olarak sayıyorum bunu. Evet. Efendim, programımızın hanımefendi solisti Sayın Yasemin Hanım. Çok teşekkür sizden bir kapanış konuşması alalım. Çok sıcak. Ekip çok iyi.
Çok başarılısınız. Programımızın devamını diliyorum. Daha iyi yerler olsun, daha iyi yerlerde. İnşallah. Çok güzeldi, çok mutlu oldum. Yani bütün sevdiklerime, sevenlerime burada hepsini kocaman öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadım. Çok sağ olun. O zaman ben de Doğru Adam Erdem Show'un bu final programında 11. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü 700 küsür yıldır Türk milletine o güzel sözleriyle önder olmuş mutasavvufumuz Mevlana'nın bir dizesiyle kapanış konuşmasını yapmak istiyorum. Değerli seyirciler, ne demiş Mevlana? Sevgide güneş gibi olun. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi olun. Hataları örtmekte gece gibi olun. Tevazuda toprak gibi olun. Öfkede ise ölü gibi olun. Her ne olursanız olun, ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun demiş. Ben her zaman hep nasılsam öyle göründüm, hep olduğum gibi göründüm, göründüğüm gibi olmaya çalıştım. O bakımdan da Doğru Adam Erdem oldum ve Kanal 60 ekranında da işte şu ana kadar yaptığımız programlarla şov programının adına yakışır birkaç program sizlere burada bu ekranda gerçekleştirmeye çalıştık. Doğru Adam Erdem Show olarak bugünkü final programımızda ümit ediyorum ekran başında eğlenebilmişsinizdir. Her zaman şunu söylüyorum. Dostluk önemli, arkadaşlık önemli ama herkese ederi kadar değer vermek gerekiyor. Çünkü ederinden fazla değer verirseniz ne oluyor? Ederinden fazla değer soytarıyı padişahlar demişler. Bu söz çok önemli. Aklınızda, kulağınızda küpe olsun. Ben programıma şimdiye kadar gelen bütün konuklarıma teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi kalbiniz, gönlünüz neyin arzusuyla, özlemiyle yanıp tutuşuyorsa inşallah Allah'ımdan temennim yarınlar size onu getirsin. Ufak tefek hatalarımız da olmuşsa şimdiden affola diyorum. Ve inşallah bir başka programda tekrar Doğru Adam Erdem Show'da buluşacağız. Ama bu kanalda, Kanal 60'taki final programımızla sizlerle bu hafta veda programıyla buluştuk. Ümit ediyorum ki finale yakışır bir program oldu mu? O zaman sevgili seyirciler, şimdi finalimizde Recep artık kaç dakikasını alacak? 2 dakika mı, 3 dakika mı, onun takdirine bırakıyorum. Finale yakışır bir şarkıyla veda edelim. Liberty su arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show şu anda bitiyor. Bu eserden sonra ekran başından ayrılmıyorsunuz. Müthiş bir kampanyayla, yine canlı yayınla sizlerle buluşacağız. Ve her hanede olması gereken o cihazımızı, Liberty su arıtma cihazını tüm kalbimle sizlere anlatmaya devam edeceğim. Yayından, yani program bitiminden sonra sakın ekrandan ayrılmayın diyoruz. Şimdi kapanış şarkımızı hazır mısınız, ne hazırladınız hiç bilmiyorum. Doğru Adam Erdem Show'dan bu kadar. Herkese sağlıklar, sıhhatler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Hangi eser geliyor? Haydi. Hey 15'li 15'li Tokatyalardasın. Hey 15'li 15'li Tokatyalardasın. 15'liler geliyor kızlarım gözyaşlı. Aslan yârim kız senin adın hediye. Ne anladın sen dalan gel veriye. Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan on beriye. Gidiyorum gidemiyorum, seviyorum sevemiyorum. Yeşil başörde kumla, su içmem gönlünü sen. Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan 17'ye. Aslan aldım en kadesi 17'ye. Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan 17'ye. Kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel veriye. Teşekkürler, sağ olun. Liberty su arıtma cihazları Doğru Adam Erdem Show'u sundu.
Thank you.